Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme erzukna hıfzal murselin ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bi keramike ya ekremel ekramin ve bi rahmetike ya erhamer rahimin. Kıymetli arkadaşlarımız, 11. haftanın konusuyla beraberiz. Bu haftaki dersimizde inşallah Cemalettin Kasımi'nin Mahasinü Tevilinden bir bölüm okuyacağız. Öncelikle yine hayatına bir göz gezdirelim. Cemalettin Muhammed bin Said bin Kasım Şam'da 1866 yılında doğmuş. Ve yine Şam'da 1914 senesinde vefat etmiş. Eserin ismi Mehasünü Tevil. Tevilin güzellikleri, tefsirin güzellikleri anlamında. Kısaca Tefsirul Kasımi olarak da anılan bir tefsirimiz. Onun hayatı Osmanlı'nın dağılma ve yıkılma dönemine rastlamaktadır. Nitekim vefat tarihine de bakarsak 1914, Cihan Harbi'nin başlandığı yıl. Onun öncesinde de Balkan Harpleri, Osmanlı-Rus Harbi gibi pek çok çalkantılı siyasi dönem içerisinde yaşamış bir müfessir. O da diğer müfessirlerimiz gibi erken yaşlarda ilim hayatına başlamış ve babasından klasik medrese eğitimi tahsilini almıştır. Bir takım temel dersler de muhtelif hocalardan almış. Mesela 2-3 yıl hat dersini Şeyh Muhammed el-Kusi'den, Zahiriye medresesine girerek orada Şeyh Raşid'den mantık, akaid, gramer ve belagat derslerini almış. Yine kıraat derslerini Şeyh Ahmet Hulvani'den, gramer ve tefsir derslerini Şeyh Selim bin Yasin Attar'dan, fıkıh ise babası ve babasının dayısı olan Hasan bin Ahmet Cübeyne'den ve yine gramer ve hadis bilgisini de Muhammed Hani en-Nakşibendi'den tahsil etmiştir. Kendisi Selefiye ekolüne mensup Abdurrazzak el-Baytar'dan da istifade etmiş. Bilhassa bu damar üzerinden İbn-i Teymiye ve İbnül Cevziye'nin eserleriyle de yakinen tanışmıştır. 24 yaşlarındayken Sinaniye Camii'nde müderris olarak talime, tedrise başlamıştır. Kaynakları arasında İmam-ı Zemahşeri'nin Keşşafını, İbn-i Kesir'in Tefsirul Kur'anil Azimini, efendim Razi'nin Tefsirul Kebir'ini, İmam-ı Taberi'nin Cami'ul Beyanını, Ebu Suud Efendi'nin de İrşadül Akl-i Selim ila Mezaya Kitab-ül Hakim Kerim tefsirini ve keza ayetlerin tenasübü konusunda en şöhretli tefsir olan İmam-ı Bikai'nin Nazm-ı Dürer fi Tenasübil Ayi ve Süver isimli eserini de bu meyanda zikredebiliriz. Tefsirindeki metodu ise dirayet ekolüne mensuptur. Ayetleri gayet özlü bir şekilde ele almayı taahhüt etmiştir. Tartışmalı konularda ise tafsilata yer vermiştir. Tefsirinin mukaddimesinde tefsir ıstılahlarını genişçe izah etmiştir. Usulü tefsirle alakalı bir takım bilgileri mukaddimede vermiştir. Sureyi tefsir ederken önce surenin ismini, nerede indiğini, ayet veya ayet gruplarını tasnif ederek tefsirini ayet bölümleri halinde veyahut da geniş izah isteyen, müstakil bir konuyu içeren ayetleri ise sadece tek bir ayet olarak izah etmiştir. Ayetlerin tenasübüne yer vermiştir. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz müfessirlerin beyanı ve kendi fikirlerini vermek suretiyle açıklamıştır. Şayet mükerrer konular karşılaşılmışsa, mükerrer konularda
ilk defa ele aldığı yere atıfta bulunmuştur. Yani biz bu konuları falanca ayetin tefsirinde de genişçe ele aldık tarzında ilk geçtiği yere atıfta bulunmuştur. Tefsirini bilhassa sahih sünnet, sahabe sözü, dil kurallarının gereği ve müfessirlerin yorumları istikametinde tefsir etmiştir. Sözlük manası hususunda Arapça kelimelerin çok da detaya girmemiş, özlü bir şekilde ele alınmış Rağıp İsfahani'nin El-Müfredat fi Garibul Kur'an isimli eserini kullanmıştır. Önceleri Şafii iken daha sonra diğer mezhepler arasında falan da çok bir fark görmeksizin biraz da tecdit hareketine yakın olmasından mülhem kendisince en uygun gördüğü ahkam ayetlerinin neticelerine, içtihatlarına işaret etmiştir. Kısaca tefsirini gördükten sonra hemen ele alacağımız bölüme geçebiliriz. Evet, Nisa suremizin 3. ayeti celilesini inceleyeceğiz. Estağfirullah. Ve in khiftum alla tuqsitu fil yetama. Eğer yetimler hakkında adaletsiz davranmaktan korkarsanız fenkihu ma tabe lekum minen nisa'i. Kadınlardan size hoş gelenlerle nikahlanın. Mesna ikişer ve sülase ve üçer ve ruba'a ve dörder. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا Eğer eşler arasında adalet yapmamaktan korkarsanız فَوَاحِدَةً O takdirde bir tane eş yeterlidir. Ev veyahut da مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Ellerinizin altında bulunduğunuz, sahip olduğunuz cariyelerle yetinmelisiniz. ذَلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُوا Bu haksızlık ve adaletsizliğe düşmemeniz için en uygun yoldur. Ve in khiftum eğer korkarsanız ella tuksitu adaletsizlikten ey en la ta'dilu fil yetama yetimler konusunda adaletsizlik yapmaktan korkarsanız ey buradaki yetamadan kasıt da yetamen nisa yetim kadınlara adaletsizlik yapmaktan korkarsanız. قَالَ الزَّمَحْشَرِيُّ İmam-ı Zemahşeri demektedir ki وَيُقَالُ لِلْاِنَاسِ يَتَامَا Ayetteki geçen yetama kelimesi müennesler için yani kadınlar için de kullanılır. كَمَا يُقَالِ لِلْزُكُورِ Tıpkı erkekler için kullanıldığı gibi kadınlar için de yetama denir. وَهُوَ Bu cem'u yetimetin yetama kelimesi yetime kelimesinin çoğuludur. Alel kalbi kalp yaparak yani iklab düzeltiyorum. Kalp ne demekti? Bazı harfleri başka bir harfe değiştirerek kullanmaktı. Kema kıyle tıpkı denildiği gibi eyama Eyama kelimesi denildiği gibi bu eyama kelimesinin aslı vel aslu eyaim. Eyaim kelimesi nasıl ki buradaki hemze y'ye dönüştürülerek eyama haline getirilmişse yetaim kelimesi de buradaki hemze y'ye dönüştürülmek suretiyle yetama haline getirilmiştir. Fenkihu nikahlanın, nikahlayın ma tabe leküm minen nisai kadınlardan size hoş ve güzel olanları. Ey min tıbne li nüfusikum min cihetil cemali vel husni evil akli evil salahi min hunne kadınlardan gerek güzellik bakımından gerekse hüsn
Efendim, birincisi cihetül cemal, fiziki güzellik, vel husn, ahlaki güzellik, evil akl veyahut da zeki olanı, ev veyahut da es-salah minhun, o kadınlardan salih olanlarını, yani evliliğe en uygun bulunanlarını nikahlayın. Mesne ikişer ikişer ve sülase üçer üçer ve ruba'a dörder dörder. Ve manel ayeti, ayetin manası. Ve in khiftum ya ya evliya el yetama. Ey yetimlerin, yani yetim kadınların velileri, eğer siz korkarsanız ella ta'dilu fihinne, bu kadınlar hakkında adaletsizlikten korkarsanız, izâ nekahtumuhunne, o kadınları nikahladığınız takdirde onlara adaletsizlik yapmaktan korkarsanız, bi isâetil işrati, onlarla hayat sürerken kötülük, kötü davranmaktan, ev binaksız sabâki, veyahut da onların mehirlerini azaltmak suretiyle veyahut da kötü davranmak suretiyle onlara nikahlandığınız takdirde adil davranamamaktan korkarsanız fenkuhu gayrahunna minel garibati. Veliliğini yaptığınız bu kadınların dışında, yetim kadınların dışındaki kadınlardan, yabancı kadınlardan nikahlanınız. Feinnehunne, çünkü yakınınız olmayan bu yabancı kadınlar kesirun, çoktur. Yani siz illaki himayeniz altındaki yetim kadınlarla evlenmek zorunda değilsiniz. Onların dışındaki yabancı kadınlardan evleniniz. Velem yudayyikillahu aleykum, Allah sizin üzerinize bir darlık, sıkıntı vermemiştir. Yani evleneceğiniz alanı, kadınlar alanını çok geniş tutmuştur. O yüzden illaki yetim kadınlar, himayeniz altındaki yetim kadınları almak zorunda değilsiniz. Fel ayetu, bu ayeti celile littahziri minet teverrutu fil cevri, himaye altındaki kadınlara zulüm konusunda aşırıya kaçmaktan, zulme düşmekten sakındırmaktadır bu ayeti celile. Vel emri bil ihtiyatı, ve ihtiyatla amel etmeyi emretmektedir. İhtiyat neyi gerektirmekte? Eğer evlenildiği, nikahlanıldığı takdirde zulmetmekten korkuluyorsa böylesi kadınlarla evlenmemek gerektiğidir. İşte Cenab-ı Hak ihtiyaten onlarla evlenmemeyi emretmektedir. Ve inne fi gayrihinne, çünkü bu himaye altındaki yetim kadınların dışındakiler müttesaan ilel erba, onlara dörde kadar genişlik tanınmıştır. Yani zulmetmekten korktuğunuz bu kadınlarla evliliği bırakıp onun dışındaki kadınlardan dörde kadar evlenebilirsiniz. Genişliği tanınmıştır. Ve ravel Buhariyu an Hişam ibni Urvete an ebihi an Aişete radıyallahu anha. Aişe annemizden İmam Buhari'nin naklettiği bir haberde enne racülen kânet lehu yetîmetun. Bir adamın yetime bir kızı himayesindeydi. Yani bir yetim bir adamın himayesindeydi. Fenekahahe, ve o yetim kadını, kızı nikahladı. Ve kâne lehe azekun, ya da azekun ey nahletun. Ve o yetim kadının hurma bahçesi vardı. Ve kâne yeskünühe aleyhi, ve o yetim kız o adamla birlikte yaşıyordu. Ve lem yekün lehe min nefsihi şeyun, ve o adamın bu kadına vereceği herhangi bir mehir vesaire de yoktu. Dolayısıyla yani o kadınla, yetim kadınla evlenerek hem onun hurma bahçesine
bir nevi konmuş oluyor karı koca oldukları için. Hem de evlenmesine karşılık olarak bir mehir de vermemiş olacak. Dolayısıyla bu durum kadın için bir zarar. Yani o yetim kadın hem bahçeden olmuş olacak hem de mehirden olmuş olacak. Bu yüzden de onun hakkında haksızlık yapılmış olacak. İşte bu yüzden Cenab-ı Hak bunu yasaklamıştır. Fenezelet fihi. Bu konu hakkında bu ayet-i celil inmiştir. Fein khiftum alla tuksitu fil yetama. Ahsibuhu kale. Zannıma göre o şöyle demiştir. Kânet şerîketuhu fî zâlikel azk ve fî mâlihî. Böylece ve kânet şerîketuhu fî zâlikel azk ve fî mâlihî. Evet. Böylece bu kadın evlilik yoluyla mal kocasına geçeceği için malı kocasına ortak kılmış, malında ona ortak olmuş olacaktır zannıma göre. Bunu söyleyen İmam-ı Kasım'ı. Ve ravahu Müslim, İmam-ı Müslim ise ve Ebu Davud ve Nesai ve fi rivayetin lehum an Aişete. Yine Ayşe validemizden başka bir rivayete göre Müslim, Ebu Davud ve Nesai'nin hiye bu ayetin inmesine söz konusu olan kadın el yetimetu yetim bir kadındır. Tekunu fi hicri veliyha ve bu kadın velisinin koruması himayesi altındadır. Tüşrikuhu fi malihi malında ona ortaktır. Ve yu'cibuhu ma laha ve cemalaha. Ve bu kadın gerek sahip olduğu mal ve gerekse güzelliğiyle velisinin hoşuna gitmektedir. Dolayısıyla da feyuridu veliyuha en yetezevveceha ve o veli bu kadınla evlenmeyi arzulamaktadır. Bi gayri en yuksita fi sadaqiha. Kadının hak ettiği mehrine adalet göstermeksizin, yani mehrini vermeksizin malına konma tamahıyla onunla evlenmeyi arzulamaktadır. Fe yu'tiha misle ma yu'tiha gayruhum. Bir başkasıyla evlendiği takdirde başkasının verebileceği mehir kadar o kadına vereceği mehir olmadığı yahut da o mehri vermemek suretiyle kadına adaletsizce davranarak onunla evlenmeyi arzulamaktadır. İşte bu durumda olan kimse hakkında indirilmiştir. فَنُهُ عَنْ اَنْ يَنْكِحُوهُنَّ Bu kimselerin, bu durumda olan kimselerin yine bu durumda olan kadınlarla evlenilmeleri nehyedilmiştir. Evlenmekten nehyedilmiştir bu erkekler. İlla ey yaksitu lehunne. Ancak onlara adaletli davranabilecekleri takdirde evlenme izni verilmiştir. Ve yebluhu lehunne ala sünnetihinne fis sadaki. Ve bu erkeklerin onlara hem adaletli davranmak hem de dengi olan kadınlara verilebilecek mehrin seviyesinde bir mehri ona ulaştırmakla o şartla evliliğe izin verilmiştir. فَاُمِرُوا اَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ Şayet bu şartı gerçekleştiremeyecek durumdaysa eğer erkek. O şart neydi? Bir, malına ve güzelliğine tamahından dolayı ve kendisinin de ona verecek mehrin gerek bulunmaması gerekse vermemek istememesinden dolayı haksızlık yapma ihtimali varsa o kadınlarla evlenmeyip himayelerindeki yetim kadınların dışındaki kadınlardan hoşuna gidenlerle evlenilmesini
emretmiştir Cenab-ı Hak. Böyle bir evlilikle emrolunmuştur bu erkekler. Kâle Urvetun, İmam-ı Urve demiştir ki kâlet Âişetun. Âişe radıyallahu anha şöyle dedi. Fe innen nâse, şüphesiz insanlar istevû Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'de hâzihil âye. Bu ayetten sonra bazı insanlar Peygamberimize fetva sordular. İsteftu, düzeltiyorum. İsteftu, fetva sordular. Fenzelallahu, Cenab-ı Hak da bunun üzerine yesteftuneke fin nisa, kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar diye başlayan ayeti celileyi indirdi. Nisa 127. Kâlet Âişetu, Âişe radıyallahu anha demektedir ki ve kavlullahi teala fi ayetin uhra, Allahü Teala bir başka ayette ve terghabuna en tenkihuhunne buyurmuştur. Yani Allah'ın bu sözü, ki o söz siz kendilerini nikahlamayı arzu ettiğiniz kadınları manasındaki, yani bu cümlenin içerdiği, içinde bulunduğu ayette, bir başka ayette Cenab-ı Hakk'ın bu sözü şu anlama gelmektedir. Râbetu ahadikum an yetimetihi hîne tekûnu kalîletel mâl vel cemâl. Sizden malı ve güzelliği az olduğu durumda o yetimle evlenmemeniz takdirde anlamına gelmektedir. Kâlet yine Ayşe radıyallahu anha sözüne devamla diyor ki fenuhu en yenkihu an men ragibu fi malihi ve cemalihi fi yetamen nisa illa bil kıstı min ecli rabetihim anhum. Bu veliler, yani himayelerindeki mal ve güzellik bakımından durumu hoşlarına gitmeyen, tekrar edelim. Kâlet Ayşe dedi ki fenuhu en yenkihu an men ragibu fi malihi ve cemalihi fi yetamen nisa. Malları ve güzellikleri sebebiyle kendilerine rağbet ettikleri kadınlarla evlenmekten yasaklanmışlardır bu erkekler. İlla bil kıstı min ecli rağbetihim anhum. Ancak onlara adaletle davranabildikleri takdirde evliliklerine izin vermiştir. İzâ künne kalîlâtil mâli vel cemâli. Ancak onlar mal ve güzellik bakımından efendim düşük seviyede oldukları takdirde. Ve fi rivayetin, başka bir rivayette ise fi kavlihi teala ve yesteftuneke fin nisa, kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar ayeti hakkında gelen başka bir rivayete göre ila ahiril ayet, bu ayetin sonuna kadar ki ifade üzerine gelen bir başka ayete göre, bir rivayete göre kâlet Âişe radıyallahu anha, Âişe radıyallahu anha buyurmuştur ki hiyel yetimetu, bu yetim kadındır. Tekûnü fî hicrir racüli, bir adamın himayesi altındadır. Kad şerikethu fî mâlihi, ve bu yetim kadın o adamın velisinin malına ortaktır. Fe yergabu anha, ve o adam bu kadından, bu kadına rağbet etmemektedir. En yetezevvecehe, onunla evlenmeye ve yekrahu en yüzevvicehe gayrahu, başka biriyle de onu evlendirmeyi hoş görmemektedir. Ki böylece feyedhulu aleyhi fî mâlihi, böylece
onun malından istifade ettin, etsin. Feyahbiseha ve o kadını bir nevi hapsetsin. Ne kendi nikahını altına alıyor ne de bir başkasıyla evlendirmiyor. Dolayısıyla tam bir hapis hayatıyla onun malından istifade etmeye çalışıyor. İşte bu durumda olan velileri fenahahumullahu an zalik. Bu durumdan Allahü Teala nehyetmiştir. Malı az, güzelliği de az, veli kendisi evlenmek istemiyor. Bir başkasıyla da evlendirmek istemiyor. Çünkü o takdirde evlenince kontrolü altındaki mal kocasına geçmiş olacak. Bunu da istemiyor. Dolayısıyla kadını tam bir hapiste tutarcasına elinin altında tutmayı Cenab-ı Hak yasaklamıştır. Zade Ebu Davud rahimahullahu teala, Ebu Davud'un rivayetinde bir takım ziyadelik de vardır bu rivayet üzerine. Ve kâle Rabi'a fî kavlihi teâlâ. İmam-ı Rabi'a da Allah'ın ve in hıftum en la tuksidu fil yetama ayeti hakkında onun naklettiği bir rivayete göre o şöyle demektedir. Ütrukûhunne, onları serbest bırakın. Yani himayeniz altındaki malı ve cemali az olan, efendim güzelliği az olan kadınları bırakınız. İn hıftum, eğer korkarsanız, fakat ahleltu lekum erba'an, bu kadınları bırakın, başkalarıyla evlenmesine müsaade edin. Ben sizin için onların dışındaki kadınlardan dörde kadar izin verdim. Dörde kadar evlenmeye izin verdim. Manası beyan edilmiştir diyor İmam-ı Rabi'a. Lataif. Bu ayet-i celilede bir takım latifeler vardır. Yani güzel incelikler vardır. El evvelu. Bu birinci incelik ve latife şudur ki ma, ayetteki geçen ma, fi kavlihi teala ma tabe leküm'deki ma, mevsuletün, ma'yı mevsuledir. Ve caet bi ma, buradaki ma gelmiştir. Mekâne men, ma bildiğimiz gibi akılsız varlıkları ifadede kullanılır veya hayvanları. Fakat men akıllar için kullanılır. İşte ayeti celile de men konumunda ma getirilmiştir. لِيَنَّهُمَا قَدْ يَتَعَاقَبَانِ. Çünkü onlar birbirini takip, bu ikisi birbirini takip etmekte, birbirinin yerine kullanabilmektedir. Yani men ma'nın yerine, akıllar için kullanılan men ma'nın yerinde, ma da akılsızlar için kullanılan ma da akıllar için men'in yerinde kullanılabilmektedir. Feyaqa'u kullu vahidin minhuma mekana lahar, dediğimiz gibi kema fi, buna örnek veriyor fi kavlihi teala. Allahu Teala'nın şu ayetlerinde olduğu gibi ve semai ve ma bana. Göğe ve onu bina edene derken buradaki ma aslında akılsızlar için kullanılan ma'dır. Fakat göğü ve onu bina eden Cenab-ı Hak'tır. Men manasında kullanılmıştır burada. Şems 5. Ve kavluhu ve la entum abiduna ma a'bud. Siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet edici değilsiniz derken buradaki ma'yı da yine men manasında kullanmıştır Allahü Teala. Gelelim bir başka ayeti celile Nur suresi. Feminhum men yemşi ala batnihi. Yarattığımız varlıklardan bazıları karınları üzerine yürür derken buradaki men hayvan için kullanılmış gördüğümüz gibi karınlar üzerine sürünen ma manasınadır. Ve minhum yine onların arasından men yemşi ala ricleyn, iki ayağı üzerinde yürür. Kuş cinsleri gibi mesela. Yine burada da men ma manasında kullanılmıştır. Ve minhum men yemşi alel erba, yine bazıları da vardır ki dört ayağının üzerine yürür derken buradaki men de ma manasında kullanılmıştır. Kale ba'duhum, bazıları demiştir ki ve hasune vuku'uha huna, burada ayeti celilede
ma tâbe leküm'de ma'nın kullanılması enha vâkâtun alennise tam da kadınları ifade ederken, yani akılsızlar için kullanılan ma'nın burada da kullanılmış olması şundan dolayı vehunne nâkısâtul ukûl, onların akıllarının nakıs olmasından dolayı akılsızlar için kullanılan ma getirilmiştir. Bu böyle bir latifedir diyor. Es-saniyetu, ayetteki ikinci incelik, latife. Fi isaril emri binikahihinne alen nehyi an nikahil yetama. Zulme uğratma ihtimali olan yetim kadınlarla evlenmeyi yasaklayan ayetin üzerine Allah neyi teşvik etmişti? Bu yetim kadınların dışında da hoşunuza giden kadınlar var, onlarla evlenin demişti. İsa bunu teşvik etmişti Allah-u Teala. Burada şöyle bir şey var. مَا اَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِذَّاتِ. Halbuki burada kastedilen, bizzat kastedilen yetim kadınlardır. Kastedilen onlar olmasına rağmen yetim kadınlara zulm ihtimaliniz varsa onları bırakın ve onun dışındaki kadınlarla evlenin diye teşvik edilmiş olmasında mezidül lutfin fil fi istinzalihim an zalik. Bu evliliği yapacak erkekler için himayeleri altındaki yetim kadınlara daha fazla lütufkar davranmalarına bir teşvik vardır. Yani değil onlara zulmetmek, onların dışındaki evlendiğiniz kadınlara yapacağınız hüsnü muameleyi fazlasıyla bunlara yapın manası vardır. فَإِنَّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى الْحَرْصِ عَلَى مَا مُنِعَتْ مِنْهُمْ. Çünkü insanın yapısı, fıtratı yasaklandığı şeye karşı daha fazla bir hırs ve eğilime sahiptir insanın yapısı. Dolayısıyla hem himayelerindeki yetim kadınlara adaletli davranmayı isterken ayeti celiyle, aynı zamanda efendim onlarla da adaletli davranmak şartıyla evleneceğini ifade vardır. Çünkü yetim kadınlarla evlenmeyin, adaletsiz davranacaksanız onun dışındaki kadınlarla evlenin demekle bu yasak aslında yetim kadınlarla evlenmeye gizli bir teşvik, yani onların yasaklandığı şeye karşı insandaki o rağbet yetim kadınlarla evlenmeye de bir teşvik anlamına gelmektedir. Kema enne vasfen nisa'i bittayyib, aynı şekilde ma tâbe leküm derken, tâbe leküm minen nisa derken kadınları güzel, hoşa gidenle vasıflandırmış olması, alel veçhillezî üşüira ileyhi, kendisine işaret edilen bu yönüyle kadınlara hoşunuza gidenler ifadesinin kullanılmış olmasında fihi mübalağatun, bir mübalağa fazlalık vardır. Fistimaletil ileyhinne, o yetim kadınlara daha çok meyil gösterme yönü vardır. Ve tergibi fihinne, ve yine yetim kadınlara adaletli davranmak şartıyla evlenilmesine, onlarla evlenilmesine bir teşvik vardır. Ve küllü zâlike, bütün bunların hepsi lil i'tinâi bi sarfihinne an nikâhil yetâmâ. Yetim kadınlarla nikahlanmaktan sarf-ı nazar etmek söz konusudur. Tabii ki zulüm etme ihtimali varsa. Efadehu Ebu Suud, bu bilgileri Ebu Suud vermiştir. Yani ikinci nükte ve incelik, şu fi isaril emri bin nikah diye başlayan kısım
Ebu Suud Efendi'nin tespitidir. Es-salisetu, üçüncü incelik ise ittifaka ehlül ilmi, ilim ehli ittifak etmiştir. Ala enne hâze şartel mezkûra fil ayeti, ayeti celilede zikredilen şart la mefhume lehu, aslında manası olmayan bir şarttır. Ve ennehu, şöyle ki Allahu Teala yecüzü cevaz vermektedir. Limen lem yahaf en yaksıta fil yetama, yetim kadınlar konusunda adaletsiz davranmaktan korkmayan kimseler için o yetim kadınlarla evlenebilmeye cevaz vermektedir. O yüzden oradaki şart aslında mefhumu olmayan bir şarttır. Fil yetama en yenkiha ekseram min vahide, birden daha fazla kadınla evlenmeye imkan verdiği için mefhumu olmayan bir şarttır. Er-rabi'atu, dördüncü incelik ayet-i cellideki mesna ve sülase ve ruba, İkişer, üçer ve dörder ifadesine gelince ma'duletun an a'dadin mükerriratin, bu tekrar eden sayılardandır. Odül sayılar dediğimiz sayılardandır. Ve mahalluhunne nasbu, bu mesna sülase ve ruba kelimelerinin İrab bakımından mahalli nasptır. Ala enneha halun, çünkü bunlar haldir, bu rakamlar haldir. Min fa'ili tabe, tabe fiilinin failinden haldir. Müekkidetun lima efadehu bi vasfit tayyib minet tergibi fihinne, bu güzel, hoşunuza giden vasfının ifade ettiği anlam, manayı pekiştirmek ve onlarla evliliğe teşvik içindir. Vel istimaletu ileyhinne, onlara meylin artmasını ve meyli onlara yönlendirmekle ilgilidir. Bi tevsi'i dairatil izin, evlenilecek kadınların sınırını genişletmekle ilgilidir. Onu ifade etmektedir. Ey, bu takdirde ayetin manası şu olmaktadır. Fenkihut tayyibati lekum, size hoş gelen kadınlarla nikahlanın. Ma'dudatin, sayılan, sayıları belirtilen hazel adet, şu şekilde sayıları bildirilen hoşunuza giden kadınlarla evlenin anlamına gelmektedir. Ki o gösterilen sayılar sinteyni sinteyni, ikişer ikişer, selasen selasen, üçer üçer, erba'an erba'an, dörder dörder. Hasbema türidun, istediğinize göre, yani hangisini tercih ediyorsanız bunlardan herhangi birini seçerek evlenin anlamındadır. Fein kulte, eğer dersen ki اَلَّذ۪ي اُطْلَقَ لِلنَّاكِحِ فِي الْجَمْعِ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْاِسْنَيْنِ اَوْ سَلَاسٍ اَوْ اَرْبَعٍ فَمَا مَعْنَ التَّكْرِيرِ فِي مَسْنَا بَسُلَاسَ لَرُبَعَ. Şöyle bir soru akla gelebilir. Eğer dersen ki nikahlanacak kimse için ikinin bir arada veyahut üçün bir arada veyahut dördün bir arada olması yeterlidir denilseydi, bu yeterli olacaktı. Niçin mesna, yani ikişer, üçer ve dörder diye bu rakamlar tekrar etmiştir dersen şayet, kultu, derim ki el hitabu lil cemi'a, ayetteki bu hitap bütün Müslümanlara yönelik cemi bir hitaptır. Dolayısıyla da fevecebet tekriru, burada tekrar vacip olmuştur. Mesna ve sülase ve ruba diye.
Çünkü li yusibe kulle nakihin yuridul cem'a. İki kişinin arasını cem edip, iki kadının arasını cem edip nikahlanmak isteyen kimseye bu mana ulaştırılsın diye ma erade minel adedin lezi utlika lehu. Bu sayılan rakamlardan herhangi birinde sayılan kadınları bir arada toplayabilsin, bu mana içersin diye mesna ve sülase ve ruba tekrar etmiştir. Kema tekulu lil cemaati. Ayetin bu ifadesi tıpkı bir gruba senin söylediğin şu söz gibidir. İktesimu hazel mâle ve huve elfu dirhemin. Şu 1000 dirhemlik malı taksim edin. Dirhemeyni dirhemeyni. İkişer dirhem, ikişer dirhem. Ve selaseten ve selaseten. Üçer dirhem, üçer dirhem. Ve erbaaten ve erbaaten. Dörder dirhem, dörder dirhem. Bu 1000 dirhemi insanlara dağıtın, bölüştürün sözünde olduğu gibi bu manayı vermek üzere mesna ve sülase ve ruba tekrar etmiştir. Velev efratte, eğer bunları fert fert tek tek söylemiş olsaydın lem yekun lehu manen, bu mana gerçekleşmezdi. Böyle bir anlam çıkmazdı. Fe in kulte, eğer dersen ki felime ca'el atfu bil vavi dune ev, mesna ve sülase ve ruba arasında niçin vav harfi getirildi de ev veya anlamına gelen ev getirilmedi dersen şayet, kultu derim ki kema ca'e bil vavi fil misalillezi hazeftuhu lek, sana az önceki verdiğim misalde olduğu gibidir buradaki vav'ın getirilmiş olması. Velev zehebte tekul, eğer şöyle diyecek olsan iktesimu hazel mâle dirhameyni dirhameyni ev selaseten selaseten ev erbaaten erbaaten. Şu 1000 dirhemlik, yukarıdaki örnekte olduğu gibi 1000 dirhemlik malı ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder dirhem olarak taksim edin sözünde bunu böyle kullanmış olursan اَعْلَمْتَ اَنَّهُ لَا يَسُوغُ لَهُمْ اَنْ يَقْتَسِمُوهُ اِلَّا عَلَى اَحَدِ اَنْوَعِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ. Bunun manası ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder diye sayılan sayı çeşitlerinin herhangi bir nevisiyle dağıtman gerektiği manasına gelmez. وَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَهُمَا, ve bunların arasını birleştirmek de gerekmez. Yani söz konusu olmaz bu ifadeyle. Ki böylece فَيَجْعَلُوا بَعْضَ الْقَسْمِ عَلَى سِنْتَيْنِ وَبَعْضَهُ عَلَى التَّسْلِيسِ وَبَعْضَهُ عَلَى التَّرْبِيعِ. Yani bu sözde ikişer içer, üçer üçer, dörder dörder ifadesinde sadece ikişer ikişer dağıtın, bütün insanlara bu 1000 dirhemi ikişer ikişer dağıtın manasına gelmiyor. Bir kısmına ikişer ikişer, bir kısmına üçer üçer, bir kısmına da dörder dörder dağıtın anlamına geliyor. Dolayısıyla da işte buradan çıkan mana bunların arasını birleştirip tek bir ifadeye indirmemek, indirgenemeyeceği gibi o dağıtılan malın bazılarının bazı insanlara üçer üçer, bazılarına dörder dörder verilmesi anlamına gelmektedir. Ve dehebe ba'd mana tecvizil cem'i beyne enva'il kısmeti ellezî dellet aleyhil vav. Bazıları da böylece bu bölümün, yani taksimatın ikişer, bazısı ikişer, bazısı üçer, bazısı da dörder alabileceği anlamına gelmektedir.
Fakat buna rağmen bazı alimler ayette vav'ın kullanılmış olması, vav'ın da cem yani artı anlamına gelmesinden hareketle bu rakamların toplamıyla evlenilebileceğini caiz görenler olmuştur. Buna göre ikişer ikişer demek ve üçer üçer demek 2 artı 3 artı 4 toplamda 9 kadınla evlenilebileceği manasını çıkarmaktadırlar. Ve tahriruhu ennel vâve dellet ala onların dayanağı şu çünkü vav dellet ala utlâkı en ye'huzen nâkihûne men erâdû nikâhâ minen nisâi ala tarîkil cem'i toplama yoluyla kadınlardan dilediği kadarıyla nikahlanabileceğini bu sayılardan dilediğini alabileceğine gitmişlerdir. İnşa'u muhtelifine fi tilkel adet ister bu sayılarda muhtelif olanlarını dilemiş olsunlar. Yani birisi 2 artı 2'yi dilemiş olsun. Bir başkası ve inşa'u müttefıkine fiha şuraya dönersek bir tanesi 2 artı 2 4 ile yetinebilir. Bir başkası 2 artı 4 6 ile yetinebilir. Veyahut da ve inşa'u müttefıkine fiha yine sayılarda ittifak ederek hepsinin diyelim ki 2 artı 3 5 bir başka erkeğin 2 artı 3 sayısını toplayarak onun da 5, bir başkasının 2 artı 3'ü toplayarak 5'e kadar evlenebileceği gibi bir anlamı yüklemektedirler bu görüşte olanlar. Mahzuran aleyhim ma vera ezerik. Efendim bunun dışındakileri mahzurlu görerek. Efadehu zemahşeriyyu bu açıklamayı İmam-ı Zemahşeri yapmıştır. Bahsun celilun. Çok önemli bir araştırma konusudur bu. Kale Razi, İmam-ı Razi bu konu hakkında yani konunun özü neydi arkadaşlar? Ayette geçen mesna ve sülase ve ruba kelimelerindeki vav harfi toplam anlamına geldiği için bu rakamların toplamına kadar hoşunuza giden kadınlarla evlenebilirsiniz manasını yükleyenler çıkmıştı. İmam-ı Razi bu konu hakkında bir değerlendirme yapmış. Kasım'ı da o değerlendirmeyi önemli bir açıklama, araştırma konusu diyerek bu başlık altında zikrediyor. Zehebe kavmun sedde ke hatta. Hatta kalıbına benzeyen bir isimle anılan Setta isimli kavim gitmiştir. Bu görüşe sahip olmuştur. Ki bu Setta kavmi mevdi'un kurbe Zübeyd'in bil Yemen. Yemen'de Zübeyd isimli şehrin yakında bir bölgedir. Bu bilgiyi kamustan almış Kasım'ı. Efendim Setta isimli kavmin bu görüşte olduğunu söylemiş. İlâ ennehu bunlar şu görüşe sahip olmuşlar. Yecûzü tezevvücü efendim evlilik caizdir. Bi eyyi adedin üride. Bu rakamlardan hangi sayıyı tercih ederse, dilerse onunla evlenebilmek caizdir demişlerdir. Yani bu ifadeye göre diyelim ki herhangi bir Müslüman bu Setta isimli kavme göre 4 ile 3 rakamını birleştirmek istedi. 3 artı 4 7 kadınla evlenebilirim diyebilmektedir herhangi bir Müslüman. Veyahut da 2 ile 4 rakamını birleştirmek istedi. 6 kadınla evlenebilir diye bir sonuca varmaktadırlar. Ve bunu da vahteccu bil Kur'an vel haber. Kur'an-ı Kerim ve
hadisten, efendim, seleften bir takım bilgilerle delillendirdiler. Emma el-Kur'an. Kur'an-ı Kerim'den aldıkları delile gelince, fakat temessekû bihâzihil âye min selâseti evcuhin. Demişler ki, biz bu görüşe kafamızdan ulaşmıyoruz. Önümüzde ayet var demişler ki, bu üzerinde olduğumuz ayeti delil göstermişler. Üç yönden bu ayet bize dörtten fazla kadınla evlenmeye imkan tanımaktadır demişler bu Sette kavmi. El evvelu, bunlardan birincisi şudur. Enne kavlehu ta'ala fenkihu ma tabelekum minen nisa. Kadınlardan hoşunuza giden dilediklerinizle evlenin ifadesi ıtlaqun fi cemi'il a'dadi. Bütün sayılar hakkında mutlak genel bir ifadedir. Dolayısıyla bi delili ennehu la adede illa ve yasahhu istisna'uhu minhu. Hiçbir sayı yoktur ki ondan istisna etmek sahih olmasın. Dolayısıyla da buradaki ayetteki sayıların tamamında mutlak bir ifadenin kullanılmış olması bize bu imkanı tanımaktadır demişler. Yani buradaki istisnası sahih olmayan hiçbir sayı yoktur demek, Allah-u Teala mesne ve sülase ve ruba dedi de ve humase ve südase bunu da diyebilirdi. Bütün bunları baştan sona kadar sayamayacağı için sadece bize mutlak olarak mesne ve sülase ve ruba buyurdu. Dolayısıyla da bu mutlak bir ifade. Bu mutlak ifadeden de bu sayılar kadar evlenmeyi caiz göstermektedir. Ayet-i Celil'e diyorlar. Ve yine bu görüşe sahip çıkarak diyorlar ki ve hukmul istisnai, istisnanın hükmü ise ihracu ma levlahu lekane dahilen. İstisna edilmeselerdi şayet onlar da istisna edilen kısmına dahil olurlardı. Böyle bir şey vardır çünkü sayılarda, istisna edilen sayılarda. Onlar da istisna yapılmamış olsaydılar diğer sayıların içerisine dahil olacaklardı. O yüzden ayet-i celilenin üslubu bize dörtten fazla evliliğe cevaz vermektedir diyor. وَالثَّانِي İkincisi ise اَنَّ قَوْلَهُ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ لَا يَصْلُحُ تَخْصِيصًا. Buradaki ikişer, üçer ve dörder rakamını tahsis etmek salih olmaz, doğru olmaz. Yani bunu beşer, altışar gibi söylemek de mümkündür diyor. لِذَٰلِكَ الْعُمُمُ. Çünkü bu sayılarda umumi mana var. Bu umumi manayı hususi özelleştirme doğru değildir. لِأَنَّ تَخْصِيصَ بَعْضِ الْاَدَادِ لِأَنَّ تَخْصِيصَ بَعْضِ الْاَدَادِ بِالذِّكْرِ. Bazı sayıların tahsis yoluyla zikredilmesi لَا يَنْفِي ثُبُوتَ الْحُكْمُ فِي الْبَاقِي. O sayıların dışındaki diğer sayılar için hükmün sabit olduğunu nefyetmez. Dolayısıyla ikişer, üçer, dörder denilmişse beşer, altışar denilmesi de bu anlamda çok normaldir. Bel nekulu, bilakis biz şöyle deriz ki inne zikra hazihil adat, ikişer, üçer, dörder ifadesi yedullu ala raf'il haraci vel hicri mutlakan. Buradaki rakamlar bilakis bize tahsis manasını değil, sıkıntıyı ve darlığı gideren mutlak anlama göstermektedir. Mutlak anlama delalet etmektedir. O yüzden de bu rakamların arasında sıkışıp kalmamız gerekmez diyorlar.
Çünkü buna da şöyle bir sözü delil getiriyorlar. فَاِنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا قَالَ لِوَلَدِهِ Çocuğuna dediği zaman اِفْعَلْ مَا شِئْتْ Dilediğini yap dediği zaman bu cümleden şu mana çıkar. اِذْهَبْ اِلَى السُّوْقِ Okula git. وَاِلَى الْمَد۪ينَةِ Şehre git. وَاِلَى الْبُسْتَانِ Bahçeye git. Gibi her ne istiyorsan yap manasına gelir. كَانَ تَنْصِيصًا ف۪ي تَفِّيضِ ذِمَامِ الْخَيْرَةِ اِلَيْهِ مُطْلَقًا Mutlak olarak her ne yapabilecekse bunların hepsini yapmaya tercih sahibi olduğunu, muhayyer olduğunu göstermek, serbest bırakmayı ifade etmek için kullanılmış bir sözdür bu söz. Dolayısıyla da herhangi bir kısıtlayıcı, sınırlandırıcı bir tarafı yoktur. Yani buna göre bahçeye git de aman çarşıya gitme gibi bir anlam çıkaramayız diyor bu sözden. Ve raf'il hicri vel haraci anhu mutlakan yine bu söz o çocuktan mutlak olarak genel olarak sıkıntıyı ve sınırlandırmayı ortadan kaldıran genel bir ifadedir. وَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ تَخْصِيصًا لِلْاِذْنِ بِتِلْكَ الْاَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ Yukarıda sayılan bu şeylerden herhangi birisine izinlisin, diğerine iznin yok diye bir sınırlama söz konusu değildir. بَلْكَانَ ذَٰلِكَ Bilakis bu istediğini yap sözü اِذْنًا فِي الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ Sadece bu sayılan üç meselede değil, onun dışında çocuğun yapabileceği, mesela arkadaşlarınla oyna, mesela git evde yat uyu gibi daha başka seçenekleri de yapmaya bir izin anlamına gelmektedir. Fekeza huna, işte ayette de tam bu böyle olmaktadır diyor. Yani ayete bunu vurgulayacak olursak, ey müminler, hoşunuza giden kadınlardan İkişer, üçer, dörder alın demek, beşer, altışer, yedişere almayın anlamına gelmez. Çünkü bu mutlak bir ifadedir. Dolayısıyla onlar da içine alır diyorlar. Fedekara, Allah-u Teala burada cemi'al adadi, düzeltiyorum, fedikru cemi'il adadi müteazzirun. Bu ayette de nasıl ki yukarıda dilediğini yap sözünün içerisinde neler yapabileceğini tek tek saymak mümkün değilse Allah-u Teala da ayeti celilede şu 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 sayıdaki kadınlarla evlenin, onlara müsaadelisiniz, onun dışındakilerle de evlenebilirsiniz demiştir ama bunları tek tek saymak mümkün değildir. 6'şer, 7'şer, 8'er, 9'ar, 10'ar, 11'er, 11'er gibi saymak imkansız olduğu için böyle bir ifade kalıbıyla zikretmiştir. Dolayısıyla da burada herhangi bir tahsis manası yok. Bu sayılan rakamlar kadar evlenebilirsiniz, onun dışındakilerle evlenemezsiniz gibi bir anlam çıkmamaktadır diyorlar. فَاِذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْاَعْدَادِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَنْكِهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Eğer bu ifadeden sonra bazı ayetlere, bazı sayılara Allah zikretmişse şayet كَانَ ذَٰلِكَ تَنْبِيهًا عَلَى حُصُولِ الْاِذْنِ ف۪ي جَمِيعِ الْاَعْدَاتِ O rakamların, bu ifadeden sonra zikredilen rakamların buraya getirilmiş olması sayıların tamamında iznin meydana geldiği, iznin verildiğine işaret etmek, bunu vurgulamak içindir oradaki sayıların getirilmiş olması diyorlar. Estalisu yine bu görüşe sahip olan Yemen bölgesindeki kavim üçüncü delil olarak ayetten çıkardıkları üçüncü delil de şu. Ennel vâve lil cem'il mutlak. Vav mutlak toplam anlamında cemi manasındadır. فَقَوْلُهُ مَسْنَا وَسُلَاثَ وَرُبَعَ Ayetindeki sayılar arasında gelen vav, işte bu anlamdadır. يُفِيدُ حِلَّ هَذَا الْمَجْمُعُ Bu sayıların tamamının
evlenmesi mübah olan rakam olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla da ve hüve bu toplam yufidu tis'aten 9'u ifade etmektedir. 2, 3 daha 5, 4 daha 9 şeklinde buradaki vavları artı manasında alıyorlar. Cemi manası, mutlak olarak cemi manası taşıdığı için diyorlar. Belil hak, hatta değil 9. Hakikat ve gerçek şu ki ennehu yufidu semaniyete aşar. Burada 9 rakamı değil ifade edilen 18 rakamıdır. Çünkü ikişer ikişer demek 2 artı 2, üçer üçer demek 3 artı 3, dörder dörder demek 4 artı 4 anlamına gelir. Dolayısıyla 2, 4, 7, 10, 14, 18. 18 kadınla evlenebilir bu ayetten bu mana çıkar diyorlar. لِيَنَّ قَوْلَهُ mesna. Çünkü ayetteki geçen mesna ifadesi لَيْسَ عِبَارَةٌ عَنْ اِثْنَيْنِ fakat. Sadece iki rakamından ifade değildir ki, ibaret değil ki. Bel bilakis an اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ 2 artı 2'dir burada. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْبَقِيَّ diğer rakamlarda da durum aynıdır. Yani üçer üçer demek sadece 3 kadın değil, 3 artı 3'tür. Ve emmel haberu. Demişlerdi ya, bizim için Kur'an-ı Kerim'den 3 tane önemli delil vardır. Bu delillere dayanarak biz 4'ten fazla kadınla evlenmenin helal olduğunu ispatlıyoruz. Birinci delilimiz, dayanağımız Kur'an-ı Kerim'dir. 3 yönden bu böyledir demişlerdi. Ve emmel haber. Hadis-i şeriften ve peygamberimizin hayatından da bizim delilimizi güçlendirecek ilave deliller vardır. Femin ve çeyni. Bunu da iki grupta toplayabiliriz diyor. El evvel, birincisi ennehu sebete bit tevatüri. Tevatüren sabit olmuştur ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem mâte an tis'in. Peygamberimiz 9 eşliyken vefat etmiştir. ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَمَرَنَا sonra da Allah-u Teala bize emretmiştir. بِاتِّبَاعِهِ فَقَالَ şöyle buyurarak 9 kadınla annemizle evli olan peygamberimize uymamızı emretmiştir ki o da فَاتَّبِعُوا bu sık sık ayetlerde geçen bir ifade. Efendim Allah'ın Resulüne itaat edin, uyun ifadesini kullanmıştır Cenab-ı Hak. Dolayısıyla da bu emirden dolayı ve akallu maratibil emri bu emrin en hafif bağlayıcılığı el ibahatu mübahlıktır. Yani fettebi'uh emrine biz farz, vacip, sünnet gibi bir bu bağlayıcılık seçeneklerinden mübahlık gibi bu 5 seçenekten en hafifini almış olsak o da mübahlıktır. Dolayısıyla da peygamberimize uyma emri kapsamında da yine 9'a kadar evlenmemiz mübah kılınmıştır diyor. Es-sani haberden ikinci delilleri ise enne sünnete er-raculi kişinin sünneti demek tarikatuhu onun yaşantısı demektir. Ve kânet tezevvucu bil ekseri minel erba'i. 4'ten daha fazlasıyla evlenme olmuştur. Tarikatur Resulü aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünneti açtığı bir çığır ve yol olmuştur. Dolayısıyla da fekâne zâlike sünnetun lehu. Bu da onun sünnetlerinden bir sünnettir. Sümme sonra Allah-u Teala'nın Resulü 9'a kadar evlendiği gibi ve bunu sünnet olarak kendisi uyguladığı gibi sümme innehu aleyhisselam kale şöyle buyurmuştur. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştur. Kendisi de 9'a kadar evliliği
bil fiil uyguladığına göre bu sünnetinden yüz çevirmek olmaz. Peygamberimize uymalıyız diyorlar. Fe zahiru hezer hadis. Bu hadisin zahiri yaktazi teveccühel levmi ala men teraket tezevvüce bi ekthara minel erba'a. Bu hadisten yola çıkarak dörtten fazlasıyla evlenmeyi terk eden kimseyi ayıplamak gerektiğini gösterir bu ayetin zahiri. Dörtten daha fazla evlilik yapmayı terk eden kişiyi ayıplamak gerektiğini gösterir. Dolayısıyla da فَلَا اَقَلُّ مِنْ اَنْ يَثْبُتَ اَصْلَ الْجَوَازِ caiz olanın aslı dörtten aşağı olamaz buna göre diyorlar. وَعَلَمْ بِلْ كِ اَنَّ مُعْتَمَدَ الْفُقَهَاءِ فِي اِثْبَاتِ الْحَصْرِ عَلَى اَمْرَيْنِ. Yine bu görüşte olanlara şöyle bir itirazda bulunulmuştur. Fakihler ayetteki mesna ve sülase ve ruba ifadesinin mutlak değil de hasır manasına, yani bu sayıda, bu ayette sayılanlarla yetinildiği anlamını vermişlerdir. Dolayısıyla sizin yaptığınız bu çıkarım yanlıştır diyenlere de cevap veriyor bu kavim. El-evvel, birinci itirazı, yani fukahanın üzerinde icmaya vardığı efendim bu ayetlerdeki rakamların hasır ifade ettiği, bunun dışındaki rakamlara uygulanamayacağına dair sözlerini de iki şekilde reddediyorlar. Bir, el-haber. Peygamberimiz döneminde yaşanmış bir olayı delil gösteriyorlar. Ve huve ma'ruviye enne gaylan, gaylan ya da gaylan isimli sahabiden rivayet olunduğuna göre esleme, o Müslüman olmuştur. Ve tahtehu aşara nisvetin ya da aşru nisvetin ve onun nikahı altında 10 tane kadın vardır. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz ona buyurmuştur ki emsik erba'an, dört tanesini tut ve farik bakihinne, dördün dışındakilerle de boşan, onları boşa buyurmuştur. Ve ruviye ve rava enne Nevfel ibn Muaviye esleme, yine ikinci bir haber yani hadis, İbn Nevfel bin Muaviye Müslüman olmuştur. Ve tahtehu hamsu nisvetin, ve onun nikahı altında 5 kadın vardır. Fekale aleyhissalatu vesselam emsik erba'an ve farik vahideten. 4 tanesini seç, nikahında tut, bir tanesini boşa demiştir. Ve alem. Şimdi bu bilgi aynı zamanda ayetteki geçen rakamların hasır manasını ifade ettiğine bu haberle delil getirilmiştir. Ve buna karşı çıkan efendim kabile şöyle itiraz ediyor. Ve'lem bil ki enne hâzet tarika, bu yol, yani dörtten fazlasıyla evlenilemeyeceğine dair sürülen bu iki delil daifun, zayıftır, liveçeyni, iki sebepten dolayı zayıftır. El evvelu, bunlardan birincisi ennel Kur'ane, Kur'an-ı Kerim lemma delle ala ademil hasri, hasırın olmadığına dair bir delalete sahipse bihazel haber, bu haberle hasır manası verilmişti ya, bunun olmadığına delalet etmişse şayet Kur'an-ı Kerim, kâne zâlike neshan lil Kur'an, akla ne gelebilir? Bu haberin Kur'an-ı Kerim'i neshettiği sonucuna varılır. Bi haberin vâhid, haberi vâhidle Kur'an-ı Kerim'in neshedildiği sonucuna varılır.
ve ennehu gayru caizin. Bu ise caizdir. Yani haber-i vahidle ayet nesh edilmez. Evet, sünnet ayeti nesh eder meselesi ulema arasında ekseriyetle kabul görmüş olmakla beraber haberi vahid olması, haberi mütevatir nesh eder ama haberi vahid nesh edemez diye cevap veriyorlar. Ve'sani, ikincisi ise ve huve ennel habera, bu bahsedilen gerek gıylanın gerekse Nevfel bin Muaviye'nin Peygamberimiz tarafından dördünü tut diğerlerini boşa ifadesi, bilgisi vakatun vakatu halin, o anlık bir durumla ilgili olabilir. Yani o kişiye özel bir halden dolayı Peygamberimiz onları dörtle sınırlandırmıştır. Fela'allehu aleyhisselam, belki de Peygamberimiz innema emarahu bi imsaki erba'in, dört taneyi tutup ve müfarakatil bevaki, gerilerini boşamaları, diğerlerini boşamalarını emretmekle Peygamberimiz şu maksatı gözetmiştir. Li'ennel cem'a beynel erba'ati ve beynel bevaki gayru caizin. Nikahları altında tuttuğu dört kadınla onun dışındaki kalan kadınların bir arada bulunmasının caiz olmamasından, aynı nikah altında caiz olmamasından kaynaklanmış olabilir Peygamberimizin dörtten fazlasını boşattırması. İmma bir sebebin nesebi. Nesep yönünden, mesela bildiğimiz gibi iki tane kız kardeş aynı nikah altında bulundurulamıyor ya. Tıpkı onun gibi diyelim ki o boşattırdığı kadınlar arasında iki tane kız kardeş varsa kız kardeşin birini boşattırmış olabilir diyorlar bunlar. Ev yahut da bir sebebi radai. Süt emzirmekten, süt kardeşliğinden dolayı boşattırmış olabilir. Ve bir cümle hülasa olarak, netice olarak şunu söyleyebiliriz ki فهذا الاحتمال قائم في هذا الخبر. Bu ihtimal verilen bu bilgide vardır. فَلَا يُمْكِنُ نَسْخَ الْقُرْآنِ بِمِثْلِهِ. Kur'an-ı Kerim ayetinin bu kabil haberlerle neshedilmesi mümkün değildir. اَتْطَرِيقُ السَّانِي. İkinci yolsa, şimdi dörtten fazlasıyla evliliğin caiz olmadığını söyleyen ehli sünnet birinci görüş olarak ayette geçen ikişer, üçer, dörder lafzının hasır ifade ettiğini, bu rakamların dışına çıkılamayacağını söylemişlerdi. Ona cevap verdi kendince. Yine ikinci bir görüş de bu konu hakkında huve icma'u fukaha'il emsari. Büyük şehirlerin fakihlerinin icma'ı dörde kadar evlenmeyi caiz, onun dışındakileri caiz görmemektedir kabilinden icma'ına gelince ala ennehu la yecuzu ziyadetu alel erba, dörtten fazlasıyla evlenmek caiz değildir şeklindeki fukahanın icma'ıdır ikinci yol. Ve hâzâ huve, bu da el mu'temed. Dörtten fazla evlenmenin caiz olmadığına gösterilen dayanaklardan, delillerden birisidir. فَفِيهِ سُؤَالَانِ. Burada iki tane sual söz konusudur diyor yine. Dörtten fazla evlenmeyi caiz gören Yemen'deki bu kavim. الْاَوَّلُ. Bunlardan birincisi اَنَّ الْاِجْمَاءَ لَا يَنْسَخُ وَلَا يُنْسَخُ. İcma ne nesh eder ne de kendisi nesh olunur. İcma için böyle bir kural vardır usulü fıkıhta. Dolayısıyla bu konuda icma vardır diyen için birinci itiraz, icmanın kendisi nesh de yapılmaz, nesh de olunmaz. Dolayısıyla da fekeyfe yukal, nasıl söylenebilir ki el icma'u nesaha hazihil ayet. İcma, fukahanın icma bu ayeti nesh
etmiştir denilemez. Ve'sani, ikincisi ise enne fil ümmeti akvamen şizazen, ümmet içerisinde dörtten fazlasıyla evlenilebileceğini söyleyen bir takım kavimler vardır. Ki onlar la yekulûne bi hurmeti ziyadete alel erba, onlar dörtten fazla evlenmenin haram olmadığını söylemektedirler. Vel icma'u, icma ise ma'a muhalefetil vahide vel isneyn, ümmetin içerisinde bir ya da iki itiraz varsa şayet, hayır dörtten fazlasıyla evlenmek haram değildir diyen varsa bir ümmetin içerisinde, bu takdirde la yen'akidu ya da la yun'akadu, bu icma sabit olmaz. İcma geçersiz olur. Bütün bu bilgileri veren İmam-ı Razi arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle bu Yemen bölgesindeki kavmin Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete dayalı dörtten fazla evlilik caizdir dedikleri ve ispatını yapmaya çalıştıkları bilgileri aktardıktan sonra İmam Razi kısa bir cevap veriyor bunlara. Vel cevabu anil evvel. Birinci görüş için şu cevap verilebilir. Ennel icma'a yekşifu an husulin nasihı fi zemenir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki icma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında nasihin meydana geldiğini açığa çıkarmaktadır denilebilir bu insanlara. Ve anissani, ikinci olarak da icmaya muhalefet eden bir grup varsa o icma sayılmaz demişlerdi ya. Onların bu görüşlerine de şu şekilde cevap verilebilir. Enne muhalife hazel icma'i min ehlil bid'ati. Bu icmaya muhalif davrananlar bidat ehlindendirler. Dolayısıyla bidat ehlinin icmaya aykırı görüş belirtmesi ve icmaya tabi olmaması, uymaması hiçbir değer ifade etmez diyerek cevap verilir diyor Fahrettin Razi. Yani dolayısıyla da onlar ehli bidattan olduğu için فَلَا عِبْرَةَ بِمُخَالَفَتِهِ, onların icma'a muhalif davranmaları icma'ı bozmaz diyor. اِنْتَهَا كَلَامُ الرَّازِ, İmam-ı Razi'nin sözü burada bitmiştir. وَقَوْلُهُ, onun şu sözüne gelince مِنْ اَهْلِ الْبِدْعَةِ, bidat ehlinden olanların icma'a muhalif davranmaları İcma'a zarar vermez demişti ya Fahrettin Razi. Bu konu hakkında la yecuzu akhzuhu ala umumihi lima seterahu, yakında göreceğin üzere bunu umumileştirmek ve böylece almak caiz değildir. Yani Fahrettin Razi'nin bu ifadesini olumlu bulmak caiz değildir diyor ve bunun gerekçelerini İmam-ı Kasım'ı aşağıda aktaracak.